Merhaba arkadaşlar. Bugün burada 9. denemenin cevaplarını vermek için bulunuyoruz. Birinci sorumuz sözcükte anlamla ilgili bir soru. Burada metinde altı çizili kelimelerden birinin yerine kullanılamaz diye söylemiş. Metne baktığımızda altı çizili kelimelerde farklılık kelimesi yerine değişiklikler, medeniyet yerine uygarlık, hayat yerine yaşam kelimesini kullanabilirken incelemek kelimesi yerine gözlemlemek kelimesini kullanamayız. Doğal olarak doğru cevabımız Adana olacaktı. İkinci sorumuz bir şifreleme sorusu. Burada bize şifreleme ile ilgili bazı bilgiler verilmiş. Art arda iki küçük harf ya da iki büyük harf kullanılamaz. Şifre en az iki karakterden oluşmalı. En az iki tane özel karaktere yer verilmelidir. Şifre anlamlı bir kelime olmamalıdır. Üçüncü ve beşinci sırada rakam olmalıdır bilgilerinden hareketle şifrelerden hangisi kurala uygun olarak oluşturulmuştur diyor. Burada birinci şifremiz en az iki özel karakter olmalı ifadesine uymuyor. Çünkü sonda sadece tek bir karakter var. İkinci şifre üçüncü sırada rakam olmalı. Üçüncü sırada F harfi var, rakam yok. Yine uymamış. Üçüncü şifremiz, üçüncü ve beşincide rakam olması ifadesine uymuyor yine. Sadece uyan dördüncü şifre olduğu için doğru cevabımız Denizli. Üçüncü sorumuz, yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Başarılı kişilerin alışkanlıkları değil, prensipleri olur. Onlar devamlı yeni arayışlar içinde olmayı, nokta nokta sorusunu ve kendilerini daha ileriye taşıma arzusunu prensip haline getirmişlerdir diyor. Burada insanlığı nasıl düzeltebilirim, alışkanlıklarımdan nasıl kurtulabilirim ifadeleri zaten konuyla hiçbir alakası yok. Prensip ve daha ileriye taşımak ifadelerini biz kazanım kelimesiyle özdeşleştirebiliriz. Bunlar bu ifadeyi verdiği için daha başka kazanımlarım ne olabilir cümlesi anlam akışını tamamlayan cümle olmalıydı. Doğru cevabımız Ceyhan'dı. Dördüncü sorumuz, metinde numaralanmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır diyor. Burada aslında cümlelerin hepsi anlam bakımından birbirine benzer gibi gözükmesine rağmen 1, 2, 3 ve 5. cümlelerimiz Çubuk ilçesi ve bu ilçeye ait olan turşuların yapımıyla alakalıyken 4. cümlemiz Çubuk'taki festivalden bahsetmiştir. Dördüncü cümlemiz anlam akışını bozmaktadır. Çünkü bir festival bilgisinden bahsediyor. Diğer cümlelerimiz Çubuk ilçesi ve bu ilçedeki turşu yapımına yönelik olduğu için dördüncü cümlemiz anlam akışını bozan cümle olmuştur. Doğru cevabımız Ceyhan. Evet, beşinci sorumuz bir atasözünün anlam sorusu. Numaralandırmış açıklamalardan hangisi ek tohumun hasını çekme yiyecek yasını atasözüne aittir diyor. Anlamlara baktığımızda ikinci cümlede has kelimesinin iyi sonuç verme, iyi iş yapma anlamında kullanıldığını, bir girişime başlamadan önce bunun iyi sonuçlar elde edilmesini bekliyorsak işin temellerini sağlam kurmalıyız anlamını taşıyan ikinci şık yani B şıkkı olmalıydı. Evet, altıncı sorumuz parçada anlamla alakalı bir soru. Yukarıdaki metinde numaralanmış cümlelerin hangilerinde bir sorunun giderilmesiyle ilgili çözüm önerisinde bulunulmuştur diyor. Cümlelerimizi baktığımızda 1, 2, 3. cümle bir sorundan bahsediyor. Sorun şu, saç dökülmesinin neden olduğu, saç dökülmelerinin neyle ve nasıl başladığından bahsetmiş. Bu soruna, bu dökülme sorununa dördüncü cümleden başlayarak bir çözüm üretmiş. Dördüncü cümledeki çözüm önerisi özeni artırmak, saçlara özeni artırmak ve bakım ürünlerini uygun bir şekilde kullanmaktan bahsediyor. Beşinci cümlede de ürünün kozmetik marketlerde mevcut olduğundan bahsediyor. Yine başka bir çözüm önerisinde bulunmuş. Doğal olarak çözüm önerileri dördüncü ve beşinci cümleden başlayarak verilmeye başladığı için doğru cevabımız Denizli olmuş. Yedinci sorumuz nesnellik ve öznellikle alakalı bir soru yine. Nesnellik biliyorsunuz kanıtlanabilir, kanıtlayabildiğimiz ifadelerden oluşacak. Öznellik ise kişisel görüş içerecek. Burada birinci cümlemiz
Şanslı şehirler derken şanslı ifadesi. İkinci cümlemizde muhteşem manzaralar derken muhteşem ifadesi. Dördüncü cümlemizde enfes tatlar derken enfes cümle kelimesi cümlemize öznellik ifadesi katan kelimelerdir. Bu cümlelerimiz öznel cümlelerdir. Ama üçüncü cümlemizde ama sözün gelişi değil, enlem ve boylam dereceleriyle Türkiye'nin tam ortasında yer alır cümlesinde herhangi bir öznellik bildiren ifade yoktur. Cümlemiz nesnel bir cümledir. Doğru cevabımız Ceyhan olmalıydı. Sekizinci sorumuz bir fiilimsi sorusu. Burada zarf fiillerle ilgili durum ya da zaman anlamı katabilir ifadesini kullanmış. Durum ifadesini kullanabilmesi için, katabilmesi için yükleme nasıl sorusunu sormamız gerekiyor. Zaman ifadesini katabilmesi için de yükleme ne zaman sorusunu sormamız gerekiyor. Aldığımız cevaplar durum ve zaman gösterecek. Tabii burada yapılması gereken en önemli şey zarf fiillerin, şıklardaki zarf fiilleri önce bulup altlarını çizmek olacak. A şıkkında olmadan, B şıkkında devrilince, C şıkkında düşüne düşüne, D şıkkında baka baka sözcükleri bizim için zarf fiildi. Soruları sorduğumuzda nasıl emek olmadan durum bildiriyor? Nasıl iş görmeli? Düşüne düşüne durum bildiriyor. Nasıl kararır? Baka baka durum bildiriyor. Araba devrilince yol gösteren çok olur. Ne zaman devrilince zaman bildirdiği için doğru cevabımız Bursa olacak idi. Dokuzuncu sorumuz bir görsel sorusu. Görsele bakarak çıkarılması gereken anlatılmak isteneni soruyor. Burada A şıkkında insanlar doğal yaşamdan koptuğu zaman mutsuz olacağını iyi bilmelidir diyor. Görsele baktığımızda bu insanlar mutlu mu, mutsuz mu bilemiyoruz. Bu görselden böyle bir ifadeyi çıkaramayız. Yine B şıkkında doğanın güzellikleriyle ilgili herkese eğitim ve seminerler verilmelidir diyor. Bu görselden bu ifadeyi yine çıkaramayız. Denizli şıkkında günlük hayatta doğa ile ilgili bilgi edinmenin çok farklı yolları vardır diyor. Burada sadece bir yoldan bahsetmiş ya da bir yolu görebiliyoruz. Yine buradan bu görselden Denizli şıkkında çıkaramayız. Ceyhan şıkkına geldiğimizde insanlar doğayı bilinçsizce yok ettikleri için onun güzelliklerinden mahrum kalmışlardır. Evet, ağaçları kestikleri için etraf çıplak bir hale gelmiş. Doğal olarak bir güzellik kalmamış ve Ceyhan şıkkı görseli tam olarak anlatan şık olmuştur. 10. sorumuz. Buna göre aşağıdaki dizilerin hangisinde bir benzetme söz sanatı var? Yoktur diyor. Söz sanatlarından bahsediyor. Bursa şıkkında odadaki lamba ters bir laleye benzer, aydınlatır her tarafı köşe bucak derken lambayı laleye benzetmiş. Ceyhan şıkkında damlalar adeta güneşten damlayan bir ışık, dokunduğu her yeri yakıyor derken damlaları ışığa benzetmiş. Denizli şıkkında güneşin içinde bir hasta yüz güler gibi, gittikçe kısalıyor günler, ömürler gibi derken günü ömüre benzetmiş. Oysa Adana şıkkında gurbetten gelmişim yorgunum hancı şuraya bir yatak ser yavaş yavaş derken herhangi bir benzetme sanatı yoktur. 11. sorumuz yine bir görselle alakalı bir soru. Görsele bakarak yorumlamamız isteniyor. Görselde bir takım bilgiler var. Yukarıdaki görselle ilgili büyüklük ve yükseklik kelimeleri hangisi söylenilebilir diyor. Büyüklük ve yükseklik kelimeleri eş anlamlı anlamdaş kelimelerdir. Hayır değil. Mesafe kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır. Evet gerçek anlamda uzaklık anlamında kullanıldığı için gerçek anlamda kullanılmıştır. 3. Terim anlamlı sözcükler kullanılmıştır diyor. Evet. Cümlede, görselde açı, sele, gidon gibi bisikletle ilgili terim anlamlı kelimeler kullanılmıştır. Dörtte dar kelimesinin zıt anlamlısı kullanılmıştır diyor. Hayır. Yani bunlardan sadece 2 ve 3 söylenebilirdi. Doğru cevabımız Bursa olacaktı. 12. sorumuz bir yazım yanlışı ile ilgili soru. Yazım yanlışının sebebi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir diyor. Şimdi Adana'ya baktığımızda büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yok.
Güneş Abla, Güneş Hanım, Gökçe derken herhangi bir yanlışlık yok, doğru kullanılmış. Bursa şıkkına baktığımızda birleşik kelimelerin yazımı ile ilgili de bir yanlışlık söz konusu değil. Soğukkanlı kelimesi burada doğru yazılmış. Ceyhan şıkkındaki i'nin yazımı yine yanlışlık yok. Buradaki doğru yazılmış. İlk durumundaki bir ki'dir. Telefonundaki kelimesi bitişik yazılması gerekiyordu. Bu da doğru. Denizli şıkkına geldiğimizde pekiştirmelerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır. Çünkü pekiştirmeler daima bitişik yazılır. Hiçbir zaman ayrı yazılmaz. Kupkuru kelimesi bir pekiştirmedir ve mutlaka bitişik yazılması gerekirken ayrı yazılmış. Pekiştirmelerin yazımından kaynaklanan bir yazım hatası oluşmuş. Doğru cevabımız Denizli. 13. sorumuz sözel mantık sorusu. Burada hayvanat bahçesindeki bazı hayvanlarla ilgili bilgi verilmiş ve bu yukarıdaki bilgilere göre hayvanat bahçesinde kaç tane kaplumbağa vardır diyor. Şimdi 7 tane zebra, 1 ayı, 1 timsah, 5 aslan, 6 maymun var. Toplam 32 hayvandan bunların toplamını çıkardığımızda elimizde 12 hayvan kalıyor. Burada zürafalar ve kanguruların sayıları birbirine eşitken kaplumbağaların sayısı da fillerin sayısının 2 katı olmak zorunda. 2 kat ifadesi burada matematiksel olarak ve zürafa ve kanguruların sayılarının eşitliği yine A ve C şıkkını otomatik olarak eliyor. Çünkü elimizde çift bir rakam olmak zorunda. 3 ve 5 olamaz zaten 2 kat ifadesinden ve elimizdeki 12 rakamından dolayı. Geriye şıklardan giderek Bursa ve Denizli kalıyor. Denizli'deki Adana'yı kullandığımızda zaten ifade 16'ya çıkıyor. Elimizde 12 hayvan olduğu için burada fil sayısı 2, kaplumbağa sayısı 4 olacak. Onun 2 katı olarak zürafa ve kangurularda üçer üçer olduğu için 12 bulacağız. Doğru cevabımız 4 olacak idi. 14. sorumuz bir deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir diyor. Adana şıkkında anne ve babam kampa gitme düşüncemize kapıları tamamen kapatmadı derken kapıları tamamen kapatmamak değil ama anlamı yok. Bursa'da evin bütün odaları tahminimizden daha fazla ışık alıyor. Işık almak bir deyim ama anlamı yok. Ceyhan'da maçta kendisini çelme takan rakip takım oyuncusuna sert bir bakış attı. Bakış atmak deyim ama anlamı yine yok. Denizli şıkkına geldiğimizde bütün gün ağır eşya taşımaktan çok yorulduk. Kollarımız koptu. Deyim kollarımız koptu. Anlamı ağır bir şey taşımaktan dolayı yorulmak Denizli'de deyim anlamıyla birlikte verilmiştir. Evet, 15. sorumuz yukarıdaki metinle alakalı olarak kesin olarak çıkarılabilecek bilgiyi soruyor. Diğer bilgilerle ilgili belki bazı ifadeler olabilir ama kesin olarak bu cümlelerden çıkaracağımız ifadenin ne olduğuna bakacağız. Dünyanın ilk uzak mesafe kalp ameliyatı Hintli doktor Tejas Patel tarafından gerçekleştirildi. Ameliyat Corindus isimli şirketin Corpath GRX adını verdiği robot yardımıyla gerçekleştirildi. Adana şıkkında uzak mesafe kalp ameliyatını deneyen başka doktorlar da olmuştur. Bu bilgiye buradan ulaşamıyoruz. B şıkkında uzak kalp ameliyatını ilk kez Hintli bir doktor bir robot üzerinde denemiştir. Hayır, bir robotla birlikte bir insan üzerinde denenmiştir. C şıkkında ameliyat Corpath GRX adlı robot tek başına gerçekleştirmiştir. Hayır, doktorlarla birlikte gerçekleştirmiştir. Denizli şıkkında uzak mesafe kalp ameliyatı robot yardımıyla yapılabilecek bir ameliyattır. Evet, Denizli şıkkı kesin olarak ulaşabileceğimiz bir şıktı. 16. sorumuz yine bir parçayla alakalı. Yukarıdaki metnin dil ve anlatımıyla alakalı bir soru. Burada bazı kodlama harflerle bilgiler verilmiş. E, benzetmelerden yararlanılmış. K, açıklamalara yer verilmiş. O, karşılaştırma yapılmış. L, tanık göstermeden yararlanılmıştır diyor. Ve ekol harfleriyle gösterilen cümlelerde verilenlerden doğru olarak sıralandığında hangi kelime oluşur diye yine bize bir şifre kod sorulmuş. Burada parçaya baktığımızda benzetmelerden yararlanılmış mı? Evet, korktuğu şeyi bataklıkta bulunmaya benzetmiş.
korkularını bataklıkta bulunmaya benzettiği için bir benzetme var. Ters çaba kuralının ne olduğuna dair bize bilgilendirici bir açıklama yaptığı için bir açıklamadan bahsedebiliriz. Karşılaştırma var. Başınıza gelecek kötü ve iyi şeyleri karşılaştırmış. Yine bir karşılaştırma söz konusu. Oysa bu konuyu destekleyecek herhangi birinin ismi ve buna ait olan bir yazıyı paylaşmadığı için bir tanık göstermeden bahsedemeyiz. Şıklarımız Bursa'daki eko şeklinde oluşacaktı. 17. sorumuz yine bir tablo doldurma, tabloda verilen bilgileri yerine koymayla alakalı bir soru. Burada P, R ve S maddelerine uygun aşağıdaki cümleleri yerleştirmeniz istenmiş. P maddesi abone kartı kiralamakla alakalı. R maddesi mobil uygulama ile kiralamayla alakalı. S maddesi de kiralama nasıl sonlandırılırla alakalı. Aşağıda küçük harflerle, cümlelerle verilen bilgileri buraya kodlamamız gerekiyordu. Bu kodlamaya baktığımızda aslında P harfinin bir, yani denizde olan abone kartını okutmak için COBİS mobil kilit üzerinden butona bir kez basılır ifadesiyle başlayacağını göreceksiniz. Çünkü ondan önce P maddesine koyabileceğiniz anlamlı bir cümle yok bu maddeyi içeren. Adana ve Ceyhan şıkkı otomatik olarak eleniyor. Geriye kalan P1D, Denizli ile karşılaştırdığınızda 2G, 3. maddeye geldiğinizde kiralama sonlandırma ile ilgili maddenin Bursa'daki cümleden başlayacağını göreceksiniz. Yerine koyduğumuzda da Bursa şıkkının doğru şık olduğunu ortaya çıkmış olacak. Evet. 18. sorumuz metinde verilen türlerle alakalı. Türler sorusu, anlama bakacağız, şıklardan gideceğiz. Şimdi Bursa şıkkına baktığımızda sevgi yalnız insana vergi olmasa da insanın genel en ulu duygusudur diyor. Burada sevgiyle ilgili kişisel görüş bildiren bir açıklama yazısı yaptığı için bir denemeden alınmıştır. Ceyhan şıkkında karşımızda birileri var da sohbet ediyormuş havasıyla yazılmış ve sorulardan oluşuyor. Dili olduğunu ve konuştuklarını biliyor muyuz? Neler söyler, neler anlatır bir ağaç ifadelerine baktığımızda bunun bir söyleşi sohbet yazısından alındığını görebiliyoruz. Deniz ışıklığında bir olay ve bu olayı yaşayan bir kişiden bahsetmiş, bir öyküden alınmış bir öykü yazısı, bir hikaye yazısı. Oysa Adana'ya geldiğimizde Adana şıkkı konuşma dilini kullanması, içten yazması, kendini dar sınırlar içinde tutsak saymayışı, onu özgün bir öykücü saymamız için yeter de artar bile. Buna ek olarak kısa cümleler kullanması, öykü konularını genişletmesi, yani her olaydan, hayatın her anından öykü çıkarması, Sait Faik'in öykücülüğümüzde bir öncü sayılması gerektiğini bize anlatır derken, bu bir biyografiden değil, Sait Faik'e ait olan bir yaşam öyküsünden değil, bir eleştiri tenkit yazısından alınmıştır. Sait Faik'le ilgili bir olumlu eleştiriden bahsediyor. Bu bir eleştiri yazısı olması gerekirdi. Biyografi değildir. Doğru cevabımız Adana. Evet, 19. sorumuz. Mete Gazoz isimli bir sporcumuza ait olan bilgiler verilmiş. Bu bilgilerden hareketle aşağıdaki cümleleri yorumlamamız istemiş. Görselden hareketle Mete Gazoz'la ilgili olarak yargılardan hangisi söylenemez diyor. Şimdi 2020 Tokyo Olimpiyatlarına sistemli bir çalışmayla hazırlanmaktadır. Burada böyle bir ifade söylenemez çünkü burada takım olarak takımdan bahsedilmiş. Berlin'de düzenlenen Dünya Kupası'nda 4 altın madalya kazanmıştır diyor. Yine burada Türkiye ile ilgili bir takım oyunlarından bahsedilmiş. Sadece Mete Gazoz'un değil, Türkiye olarak takım olarak alınmış bir 4 altın madalyadan bahsediliyor. 1 ve 2 söylenemez. 3 ve 4'e baktığımızda aldığı gümüş madalya sayısı altın madalya sayısından azdır. Evet, 15 altın, 12 gümüş madalya almıştır diyor aşağıda. Bu söylenebilir.
Ve erkekler klasik yay dünya sıralamasında ilk üçe girmiştir. Evet, bu da söylenebilir. Üçüncü basamağa kadar tırmandı diyor son cümlede. Üçüncü basamağa kadar tırmandığına göre demek ki en azından bir üçüncülüğe kadar çıkmış olması gerekir. Doğal olarak 3 ve 4 söylenirken 1 ve 2 söylenemez. Doğru cevabımız Adana olacaktı. 20. sorumuz, yukarıdaki metinde kaç numaralı cümlede bir noktalama yanlışlığı yapılmıştır diyor. Bir noktalama sorusu. Cümlelerimize baktığımızda 3. cümlemizde düzenlediğimiz etkinlikler ABD'liler tarafından çok büyük ilgi görmektedir diyor. Biz biliyoruz ki kısaltmalardan sonra gelen ekler kesme işareti ile ayrılır. Yani ABD kısaltmasından sonra gelen liler eki kesme işaretiyle ayrılması gerekiyordu. Burada bir kesme işaretinin kullanımından kaynaklanan yazım yanlışı yapılmış. Doğru cevabımız C3 olacak idi. Testimiz sona ermiştir. Hepinize başarılar diliyorum.